Merhaba sevgili seyirciler, sevgili Şirin Telafar programı izleyenler, Irakiye Türkmen kanalının gözleyenler. Vaktiniz hayırlı olsun. Şirin Telafar programında yapabilirsiniz. Yeni bir bölümde yok. Bu bölümde konağımız olan bugün genç bir kardeşimiz, genç bir sanatçı, genç bir şair Ammar Sılıkoğlu Telafar'ın bir çişe gidin her şeyini sabaha. Yarık hoş geldi, sefalar getirdi Şirin Telafar programına. Hoş bulduk, sefalar bulduk Ahmet Bey. Bizlere büyük bir şereftir. Sizi kimi bir değerli bir ozanımızla bu güzel programımız Şirin Telafar programına katılmak. Sağ ol, var olasın. Sağ olasın. Ama arkadaş, sizi bir yakından tanısın herkes, buyurun. Bir özünüzden bir tarif edin, kendinizi tanıtın. Ben Ammar Sılıkoğlu. Telafar'da 1987'de dünyaya geldim. Okumağı Telafar'da bitirdim. Ondan sonra işte şiir dünyasına katıldık. Ömrümüz 20 yaşındayken Telafar'ın şairlerinin şiirine etkilendik. Türkiye'deki şairlerin türküsüne etkilendik. Biz onları yaşamadık. Pestelenmiş türkülerinden, yani onlarda başta gelen rahmetli şairimiz Aşık Veysel Şatıroğlu, Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, birdik Türkiye'nin ve gönlümüzde Türk dünyasının en çok sevilen şairi rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şiirleriyle bizim Telafar'dan unutmayak, Telafar'ın ve Irak Türkmenlerinin büyük ozanı rahmetli marhum Felek oğlunun, Rıza Çolak Bey'in, Mukdat Havde'nin değerli şairimiz Sadık Sazı Güzel'in şiirleriyle biz bugünlere geldik. Onlara buradan saygı selamlarımız. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara merhamet eylesin. Kalanlara uzun ömürler versin. Sağ olun, var olun Ammar arkadaş. Sağ olasın. Bu arada sizden bir şiir alak, laf uzatmadan. İnşallah. Ne söyleyeceksiniz bize? Bizim bir ortak dilimiz var. Yani ben arkadaşlar bilir, yani bizi tanıyanlar da bilir. Hamdolsun şükür olsun bir Telafar ağzında yazdığımız şiir var. Bir de var Cagatay Şivası'nda yazdığımız bir şiir. O Cagatay Şivası, yani onu okuduğumuz zaman Kerkük'te, Duz'da, Erdebil'de, Tebriz'de, Baku'da, Elazığ'da, Antep'te her halde direnirse o ortak dilde yazdığımız bir şiir var. O şiirimiz diye söz verdim sevgilim, ibanmam sana. Dağı, daşı kese, kese gelirem. Hicrana dayanmaz neydim bu cana, nefesimi kısa kısa gelirem. Hasratından alav, alav yanarım, Fırat su söndürmez cigerden arım. Tükense de bitse sabru kararım, figan etmem susa susa gelirem. Her akşam olunca gözüm yaş dolur, acısından bezim saralıp solur. Umudum kaybı etmem, ha bir gün olur. Yerler kimi ese ese gelirim. Sultandan paşadan farman geldiyse, dört yanımı atlı asker aldıysa, yadılar oka düzü bağrım deldiyse, dertlerimi kusa kusa gelirim. Gördüğün olubdu kalpteki çile, uzaklar yakındı arzular ile. Çıktığım yollarda od olsa bile, ataşlara basa, basa gelirem. Sulu oğlu varsam torpaklarına, aziz konuk olsam konaklarına, incir ağacının yarpaklarına, dileklerim asa, asa gelirem, dualarım asa, asa gelirem. Sevgili Ammar kardeş, ağzı yüreğe sağlık. Sağ olasın, Allah razı olsun. Var olasın. Sen de var. Gelek bir Telafar konusuna geçelim. Tamam. Sen bir Telafar oğulsan.
bir telefar gülüseş, bir telefar gençseş. Bize şereftir. Eyvallah, sağ olasın. Telefar nedir sence? Necədir? Adət, əməl, yaşantısı sən bildiğine göre. Tamamdır. Bundan önce bu sual soruldu bizden. Başka programlarda, katıldığımız programlarda. Bu tabii bir şeydi. Herkes olduğu yeri, anası, babası. Yani bu, yani biz Iraklıyız, hamdolsun, şükür olsun. Telefar, Irak büyük vatanımızdı. Telefar da küçük vatanımızdı. Hiç ondan ayrılanmadık. Ona göre bizim de bir çok ezelden bir eski bir tarihimiz var. Telefarın içinde çok tanınan yer adları var. Tarihi maalimler var. Ona göre her Medine'nin de eskiliğini bir kabir sandıkından bilirsek, bir de o kadar zenginlik, tarihi zenginliğinden. Onları inşallah ben bizim memleket şiirim var. İlk defa adresini okuyayım inşallah sizi programımızda. Bize bir bu şeylerden seleşebilsey tarihinden. Kapı sandığından ya da he, bu varlığından, zenginliğinden. UNESCO tarafından, UNESCO Birleşmiş Milletler, Umum Müttehide'nin bir münazamasıdır. UNESCO, yani nice bilir bu Medine eskidi, tarihi, o kimlerindi. Ona göre bir araştırma yapar, bir gezme yapar. Gelir metelen eski kabir sandıklara. Eski kabir sandıklara bakar. Bir kabirin metele tarihi yazılıdır, kazılıp tutaşta. O bakar metele 1740'da. O diyor 1600'lerde, o metele 1800'lerde. Ona göre bilirsek sen eğer dersen bu 1740'da vefat edipse. Bu da bir azından bir 80 yıl yaşayıptı. Bunun babası sağlığından da yaşayıptı. Bunun dedesi atalarına da yaşayıptı. Ona göre bir kıyas çıkardılar. Bizim hamdolsun şükür olsun Trafar'da çok eski yerlerimiz var. Başta kalamız var. Evet. Trafar kalası. Hıdır Eliyaz'ımız var. Er Mahmud'umuz var. Gir yerlerde var. Karatepe. Betelen diye başka yerlerimiz var. Hele onları kazıp çıkartmıyorlar. Evet. Onlar da çıkarsa Trafar çok eskiden yani Eştar dediğimiz Nemet Eştar yani Süryaniler, Aşuriler zamanından ondan sonra geldi, üstünden geçti. İslam zamanında açıldı. Ondan sonra geldi diyek Selçuklular geldi, Karakoyunlar, İlhanlılar. En sonunda da Osmanlılar geldi. Osmanlı zamanında Trafar'a çok bir ehemmiyet vermiştiler. İnşallah buna göre Trafar'da çok Trafar bu konuda çok zengindi. Neden? Şairlerinde, din adamlarında, ressamlarında, hattatlarında diye yani büyük bir şeyler kazandırıptı. Bu kazanmağındadır. Bu kadar evladını ittiripti. Bu kadar kişilerini ittiripti. İnşallah bu okuduğumuz şiirde bunları dile getiririz. Buyurun. İnşallah. Şiirimizin başlığı bizim memleket. Gezdim Türkmen elin gördüm Musul'u, Kara koyun yolun izinde buldum. Şehri Trafar'da bayat usulu, Aşık Rıza Abbas azında buldum. Yazılmış hak olan hakikatleri, Er Mahmud'tan almış kerametleri, dillerde okunur marifetleri, hakkı Derviş Hüseyin özünde buldum. Konağa her zaman kaynardı kazan, dedelerden kalmış bize bu düzen. Şiiri hikmeti bir gerçek ozan, men Felek oğlunun sözünde buldum. Yada saldım onda Mustafa narı, üregin yandırdı bir aşkınları. İmam Saad Bağ'ın tanınmış narı, kış gelmeden Ögce güzünde buldum. Müzik
Torpağı bizlere taht ile tacdı. Su başının suyu derde ilaçtı. Irak'a verdi uşan kaça kaçtı. Mertliği oğlanı kızında buldum. Kalası yapılmış daştan kireçten. Daşın getirmişler üskek kıraçtan. Tarihini sordum Hacı Faraç'tan. Ağladı acısının üzünde buldum. Sarı kuş küsüptü ağaçtan daldan. Dırna ördek geçmez bu bizim elden. Eskilmiş legilegi Habra'dan gölden. Figanın tek uçan kazında buldum. Sulu oğlu yazdı memleketini. Belki alem duyar hikayetini. Baba kucağını, ev hasratını. Bir yetim uşağın gözünde buldum. Bir yetim uşağın gözünde buldum. Eyvallah. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Burada işte bu şiarımızda Trafar'ın tanınan şairlerini, tanınan sanatçılarını, tanınan din adamlarını, tarihi yerlerini, Trafar'ın subaşını, bağını, kalasını, necə deyelim, İmam Saad türbəsini, Xıdır Rəzi, her şeyi bu şiarda kabladım. Sağ olasın. İnşallah da haqqımı verə bildim Trafar'a. Sağ olasın. Ürəyə sağ olasın. Allah razı olsun. Bu arada rahmatlıq babayızlıq ya da getirdim. Allah rahmat eylesin. Rıza Abu Trafar'ın övüdə gələn və ən əski sanatçısı sayılır. Sağ olasın. Allah rahmat eylesin. Sevgili Ammar Efendi, çox şarları da, çox oxumağı Türk ağzında oluyor, Türk ləhcəsində oluyor. Doğrudur. Ya da Türk şivəsində oluyor. Doğrudur. Bunu zaten bazı kimseler de söylüyor. Yani. Doğru siz. Üstadım, bunun nedeni, yani səbəbi nədir? Səbəbi nədir? Biz hamd olsun, şükür olsun, yani 2000, deyək, 8'den biz şiir yazmağa başladık. Bilsey, bizim zamanımızda hem internetdik var, hem de Iraqdan yazıya çıkmak var. Mesela kimimiz gedib Azərbaycanda şiir oxudu, kimimiz gedib Təbrizdə oxudu, kimimiz Türkiye'nin başka yerlerinde, Türkiye'nin şehirlerinde şiir okumaya başladı. Bizim Trafar ağzında yani yazdığımız şiirler ancak bizi diye Trafarlar ya da bizim civarımız Irak Türkmenleri bizi şiirlerimizi ayrıyabilirdi. En doğrusu yani kulağa yakın idi o zamanlarda. Biz ne yapıyorduk? Hem Türkiye Türkçesini öğrenmiştik. Hem Irak Türkmencəsini biliyordu. Kalktı bir şiir yazdık, biz dedik o şiirimizi aylayan, yani Azerbaycan'da olan, Tebriz'de olan, Türkiye'de olan ya da diyek Bulgarya'da olan, Özbekistan'da olan şiirlerimizden, Türk dünyası, genellikle Türk dünyası şiirimizi, sesimizi itirmek istedik. Biz bu değil gün, yani ben Trafar ağzında çok şiirler yazmıştım. İnşallah bunlardan bir sıdıq burada övgümüzdədir. İnşallah siz özünü oxuruq. Buyurun oxuyun bizə. Bu şiirimizin deyək başlığı yoxdur. Başlığını sizlər və cümhur içine bir başlıq qoysun. Bağdan çıxan güzel hari yediysek, sualime cevap verdiysek ne olur? Seni bekleyene nazlıq ediysek, çeleblerde bir az durduysek ne olur? Kara tutular solda, incirler sağdan, mizlarları dermiş üskek budaktan, ne dişeri taraf ne parça bağdan, dönüş mehlamızdan vardıysek ne olur? Halil Bey'i akar su başı suyu, gevrimi soldurmuş yarımın boyu. Bayarda edağın eğlence toyu, şarabi yerlere serdiysen olur. Naurlar yapılmış uzun direkten, kepenekler kakar sarı çiçekten.
Sorram seni her gün uçan ördekten, sen beni bir kere sorduysan olur. Sulu oğlu bekler her akşamlarda, ah gügerçin konar saray damlarda. Ya Hıdırrız günü ya bayramlarda, benimle bağlara girdiysen olur. Ya Hıdırrız günü ya bayramlarda, benimle bağlara girdiysen olur. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Çok var olasın. Sağ olasın. Bir de gelek ağı gügerçin. He. Ve de insanlık. Doğrudur. Ve barış, ve muhabbet. Sizce ne demektir? Dünyada ihtiyaç olduğumuz en güzel varlık odur. O varlık nedir? Yani elde tutulan bir şeyde, bir maddede gözün tutası. O bir fiildir. Oduk nedir üstadım? Dünyada iki devlet var. İki devlet silah yapıyor. Bu iki devletin yaptığı silahta dünyada birbirini öldürürler. Ya mal için, ya sultan için. Bir kısmı mesela Afrika'da dünyanın en zengin yeri. İçinde altın, elmas, başka yerler var. Ama maalesef onlar fakirdiler. Başkaları gelip onların malını sömürürler, yaparlar. Yerdik mesela sultaya çıkmak için birisi bir diktatördü. Oturdu kürsüden kalkmıyor. Ona göre dünyada çok bir zulüm olay. Biz o zuluma karşıyız. İhtiyacımız olan, dünyaya insaniyatın ihtiyacı olan beyaz bayrak. Beyaz bayrak bir önce diye trafar ağzında diye o ağ alem. Ağ alem burada istislam değil. Ağ alem burada barış çağırmaktı. Görünce çok yerlerde bir zeytun dalı kaldırırlar ya bir ağ gügerçin uçurdurlar. O beyaz bayrak dediğimiz o uçan ağ gügerçindir. Böyle. Şiirimizin başlığı beyaz bayrak. Ben içimdeki duyguları, içimdeki hisleri bu şiirde, bu içimdeki istediklerimi, bu dünyada yaşayan insanların istediği şeyleri ben bu şiirde süzmüşüm. İnşallah bu şiiri okuruk. Bu şiirde özün kabul edin. İnşallah beğeniriz. Buyur oku. Ben de şiirin ardından bir türkü belki okurum. İnşallah. Mecel olursa. İnşallah. Ne Rus'un çarıyım ne de kisrayım. Yabanlar elinde tacım kalmasın. Ne kilaşınkofum ne de cisim, insan bedeninde tuncum kalmasın. Ayrılık yerine ekin çiçeği her insan sevenin budur dileği. Yansın uçaklarla tankı tüfeği. Kana susmuş olan rejim kalmasın. Ne olur Nobel'den ödül alırsam, Afrika acıların doymuş bulursam. Eğer bir gün zalim başkan olursam, ayağa kalkmaya gücüm kalmasın. Dostluluk uğruna yarış isterim, azından iki üç karış isterim. Hayvanlar için de barış isterim, toksuzlar vuran koçum kalmasın. Karanfil isterim, istemem afyon, boşuna ölüyor yüzlerce milyon. Ne Hitler olurum ne de Napolyon, siyah sayfalarda ucum kalmasın. Ağzımı yırtarlar sözüm diyersem, kaderimi bilirler kefen giyersem. Yetim çocukların malını yersem, o günlere kadar ercüm kalmasın. Düşünenler azdır hayat bitmeye, mallarım bırakıp kabre gitmeye. Zalim kimselerle kavga etmeye. Tanrı'dan dileğim öcüm kalmasın. Sulu oğlu der ki, sultanım şahım, bana zulüm etsen çekersen ahım. Mevlam sen af eyle, varsa günahım. Ahiret gününe suçum kalmasın.
ahiret gününe suçum kalmasın. Eyvallah. Barış, beyaz bayrak, ah güngerçin, zeytun dalı, istediğimiz bütün dünyanın insaniyatı bunlar olsun. Bu arada Aşık Veysel ne dedi rahmetli? Allah rahmet eylesin. Güzelliği umpar etmez. Bu bendeki aşk olmazsa. Olmazsa. Bunu da sevgili kardeşimize buradan özellikler bahane ediyoruz. Saddam Sofu kardeşimize. Saddam Bey'e saygı salımlarımız. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmazsa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmazsa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmazsa. Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurdu, ilan gezerdi. Fikir başka başka olmazsa. Koyun kurdu ile gezerdi. Fikir başka başka olmazsa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Buymuş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmazsa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmazsa. Ağzıya yüreğe sağlık. Sağ olasın. Tanınmaz Veysel adı. Ha geldiyse aşık olmayaydı. Kimse bilmezdi özür. Çok doğru. Sevgili ama... seyircilerimiz, sevgili Şirin Tılafar programı izleyenler, kısa bir aradan sonra birlikte beraber ayrılmayın. Bir yanı bahçe, bir yanı bağlar, bir yanı kala, bir yanı dağlar. Dört köşesinde yanar çıraklar, mehtap ışıklı sen.
Sevgili seyirciler, sevgili Şirin Tılafar programı izleyenler. Kısa bir aradan sonra sizinle beraber olduk sevgili kardeşim Ambarsıloğlu'yla. Ambarsılo. Saygılar sunarım. Siz için genç, güzel bir şairlere yetenekli. Sağ olasınız, var olası. Eyvallah. Ambar kardeş. Maşallah çoktan şair yazdıysak, bildiğim çok şairleri var. Doğru. Bugüne kadar hiç kitap bastırdıyız ya da niçe kitap bastırdıyız? Üstadım, bugüne kimi ben şiarlarımı hele bastırmam. Bunları inşallah hele ben nece diye seçme şiarlarımı seçerim. Ömrümüz de hele gençti. İnşallah geleceklerde, gelecekte inşallah düşünü ben bir kitap bastırmaya inşallah onlara hazırlarım. Ya bunun bir ayrı başka bir sebebi yoktu. Vallahi hele nece dedim yaşımız hele genç olmağından inşallah yaşımız bile nece diyek indi 33-34 ay yok. Maşallah. 40'a gelince inşallah 40'a ulaşmadan inşallah bir güzel kitabı bastırmağı düşünüyorum. Burada bir eskilerimizin sözleri var burada. Ne diyorlar? Bir akıl yaşta dayı, akıl başta alır. Doğru da ama bir şey var üstadım. Mesela biz her yazdığımız şiiri o kitaba koysak, o kitap nece diyek darmadağın olur. Ona göre seçme şiirlerimiz inşallah hazırlar. Yani bir şey var. Yani karşı tarafını, cumhurunu şiir kanneler şey. Önce sen o şiire kannelen, sonra yüzün cumhura yayınla. O zaman bize bir kannelendiği şiiri oku. Ben inşallah 2018'de Yaran Sufrası Güldeste 2018 4 devletten seçilen şiirler vardı. Türkiye, Irak Türkmenleri, Azerbaycan, Kıbrıs'tan Yaran Sufrası o zamanlarda bizim Irak Türkmenlerinden 5 şair seçmişlerdi. O 5'inin birisi de hamdolsun biz idik. Bu kitaptan yayınlanan şiirimiz Gönül Hikayesi şiirimizi okuyacağım inşallah. Söndürmez odunu dünyanın karı, yanık acısını çeken gönüldür. İki gözüm değil kalbimin nuru, şimşiril yaşları döken gönüldür. Her sabah arzular bülbül gülleri, öğle vakti uğrar ceylan çölleri, beyaz nergizlerle mor sümbürleri, yarın hayalinde eken gönüldür. Kumru yuva eder yüksek bacadan, ötüşün fark etmem neydan heceden, kapkara ışıksız bitmez geceden, umut şafakını söken gönüldür. Yolcu buradan gitmiş dağlar ardına, orada bulmamış çara derdine, dönecek mi bir gün eski yurduna, garibin belini büken gönüldür. Başladım bir daha dönemem geri, mahsus olmayana vermem de geri. Dağılmış gökyüzü yırtık ciğeri, görülmez iplerde diken gönüldür. Sulu oğlu binse arzu atına, elbet çara bulur kalp hasratına. Aşkın huzurunda, sevda tahtına, egilip saygıyla çöken gönüldür. Egilip saygıyla çöken gönüldür,
girip saygıyla çöken gönüldür. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah da kimseyi söktürmesin. Boşu boşuna. Amin ya Rabbel Alemin. Sen de her zaman dimdik ayakta. Sağ olasın. Hep beraber inşallah. Sevgili Ammar Suluoğlu kardeşim. Efendim Ammar Bey. Ne kadar programa katıldı bugüne kadar. Festivaller olsun, şehir akşamları olsun, uluslararası olsun, yarışmalar olsun. Bize bunlardan konuşursak. Önce 2009'da Kerkük'te Eğitim Bakanlığı Uzat Terbiye'nin hazırladığı bir yarışma vardı. O yarışmada ben o zamanlarda İdadiye'deydim lisede. Hem şiir vardı hem de hitaba vardı. Ben o zamanlarda şiirde katıldım. Hamdolsun şükür olsun o zamanlarda 6 muhafazaya birincilik getirdim Türkmen şiirinde. İdadiye marhalesi. Bu 2009'daydı. 2010'da Türkmen Eyalet Televizyonu'nun bir programı vardı. Şehrimin Sesi. Onda ilk katıldım. Yani program olarak, televizyon programı olarak. 2011'de Türkiye'de, İzmir'de Kıbetek Edebiyat Derneği'nin uluslararası bir şiir festivali vardı. Oraya Irak temsilcisi olarak katıldım. 2011'de, aynı o yılda Irak Gençlik ve Spor Bakanlığı Talafar Vaduz Hurmatı şair, edebiyat, sanat buluşması yaptı. Güzelim Duz Hurmatı da o zamanlarda ben hem şair olarak hem de o buluşmanın, o programın sonucusu olarak katıldım. Ondan sonra Trafar'da, Musul'da, Kerkük'te çok böyle şehir akşamlarına şehir şölenlerine katıldım. 2014'ten sonra o olaylar oldu. O zamanlarda köç etti o biz Kerkük'e. Kerkük'te hem şehir akşamlarına hem edebiyatçılarından bir araya gelirdik. O zamanlardaydık. Irakiye Türkmaniye'de sizi kanalizde Sayın Cumhur Kerkülü'nün bir tanınmış bir programı vardı. Çüt kahva programına Türkmen kıyafetini girdim. Türkmen kıyafetini giydim o zamanlarda. İlk olarak ben katıldım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de hamdolsun şükür olsun 9 kere Irak temsilcisi oldum. Büyük şehir şölenlerinde. Yani İzmir'de olsun, Elazığ'da olsun, Denizli'de, Manisa'da, Nevşehir'de, Ankara'nın içinde yani hem Kültür Bakanlığı tarafından İstanbul'da katıldım. Gelecekte inşallah sırada Konya var, sırada Tokat var, inşallah oraya da giderim. Hamdolsun şükür olsun bu faaliyet meselesinde Irak, Türkiye, Azerbaycan, Bosna, Kıbrıs 35 şiir derneğinde ve cemiyetinde üyeyim. Onların faaliyetlerine katılmaktayım. 2019'daydık. Bangu Türk kanalında ben ve kardeşim sanatçımız, genç sanatçımız Necim Çavuş'tık. O Türk Dünyası programına katıldık. Ondan sonra Bursa'da da sayın bizim sanatçımız Ahmet Duzlu ile beraber o programa katıldık. İşte bu kez de sizi programımıza katıldık. Hamdolsun şükür olsun. Hoş geldin, safa geldin Allah programımıza. Hoş bulduk. Ona göre bir şiir de kalak senden. O şiiri inşallah. Çünkü izleyicilerimiz, yani bu çok seyirciler değil bunlar. Çok seyirciler geldi, seyirciler bana. Şiir olsun da bize. Tamam. Yine sabah oldu uyumadan gözüm.
Bu aşkın uykumu çalıptır benden. Hem beni hem gönlüm hem de tüm sözüm şu gizem gözlerin alıptır benden. Baka baka daldım derin hayale. Çare bulamadım zordur mesale. İlkbahar gelmeden bahçede lale, saksıda menekşe soluptur benden. Saate bir baktım yaklaşıp beşe, önümden çekilmez karanlık köşe. Şerefe açılmış raftaki şişe, masadaki bardak doluptur benden. Elimde kalemim bilmem ne yazım, sarap olup gitti arzunu yazım. Yürekte dilekler, duvarda sazım, birkaç türkü sözü kalıptır benden. Pencere açılmış, oda soğuktur, içim alav almış, ciğer yanıktır. Kendini suçlama, sende suç yoktur, her neler olmuşsa oluptur benden. Sulu oğlu bize gelsin gezenler, aşıklar derdinden kitap yazanlar. Usta şairlerle gerçek ozanlar, aşkın anlamını buluptur benden, aşkın anlamını buluptur benden. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Çok var ol. Allah razı olsun. Sulu oğlu. Sevgili Anmar Sulu oğlu. Gelelim başka bir şeye. Gene şiire aitti de. Tamam. Sanata aitti. Şiirlerden herhangi bir sanatçıya verdik, bestelendi, irrandı, okundu. Tamam. Bizim hamdolsun şükür olsun, yani taraflar çok zengindi bu sanat konusunda. Hem de çok sanatçımız var. Diyebilirseydik her farata bir sanatçımız var ya bir sanatçımız var. Ona göre bu konuda çok zengin o. Ben taraflarının sanatçılarından yaklaşık bir 6 ya da 7 sanatçıya söz, kelimet veriyorum. Pestalipler okuyup dararlar az o sözlerinden. Sanatçılarımızdan genç sanatçımız Zeyd Acem, Üsame Şeyh, Necim Çavuş, Felah Abdal, Fadıl Varka, Adnan Himmet ve ondan ayrı bizim bu ilahiyet tarzında çok değerli üstadımız Abdullah Şeca Adak verdiğim zamanında o şiirimiz bir operet yapmışlar o zamanda Bağdat'ta. Özü öğrenciydi. Hem Arapça hem Türkmence hem de İngilizce. Ben Türkmence olan kısmı ben yazdım. Arapçayı başka bir arkadaş, İngilizceydi bir şaira arkadaşımız yazmıştı. O zamanlarda 2011'deydi. Radyo Selam bir yarışma yaptı. O yarışmada Abdullah Efendi'nin o ilahi okuduğu birincilik kazandı. O da sizi sayayızda. Yani. Bizim bu arkadaşların sayısına. Böyle. Evet. Sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Gelelim Horiyat dünyasına. Tamam. Ne? Çeşitli çeşitli Horiyatlar var. Doğrudur. Ne? Bize aile tabirseydi Horiyatlar. Horiyat üstad asıl da yani cinaslı horiyat, horiyat diyen de cinaslı horiyat olur. Yani. Bak arkadaşlarımız var, mesela dörtlükle horiyatı fark etmiyorlar. Biz horiyat diyen de burada cinaslı. Cinaslı. Yani eş anlamlı sözler. Yani. Türkiye'de bunlara diye de eş anlamlı sözler. Horiyatlık yalnız bizim değil. Biz Irak'ta Çin'e diyor horiyat. Elazığ'da, Malatya'da Çin'e diyorlar mani. Mani. Azerbaycan'da Çin'e deyirler bayatı. Bizim başlayanda horiyata diyoruz, biz yani Irak Türkmenler diyoruz, baba bir gün. Mesela daha farklı yerlerde Azerbaycan'da mesela deyirler azizim. Bu şekilde de horiyatın çeşitleri var. Bir normal horiyatı var. Bir mesela kalantlı horiyatı var. Bir zincirli horiyatı var. Bir de müstezat horiyatı var. Aynen. Horiyatın dediğimize göre yani en büyük şartı cinaslı olsun. Cinaslı olmadığı zaman horiyat sayılmaz, dörtlük sayılır. Böyle. Ona göre yani ben bunu bildirmek istedim.
Huriyat aslında yani şuya göre de yazır. Yani olmaz Mehmet'in trafar ağzında, ben trafarlıyım, trafar ağzında yazarım. Ya da Mehmet'in Erbilliyim, Kerkükülüyüm, Duzlavlıyım. Ona göre olmaz Mehmet'in ben diyeyim Türkiye Türkçesinde Huriyat yazın. Bu hiç olmaz. Herkes öz ağzında gerek yazsa Huriyat. Böyle. Böyle var. Mesela bize birkaç Huriyat. Birkaç Huriyat. Tut elimden. Gel seni tut elimden. Çok kere yere düştüm. Bir kere tut elimden. Var. Bağımı yol. Etmeyin bağımı yol. Ben dedim gülüm su var. Demedim bağımı yol. Yadık bizim sarı kapımız, bizim sarı yolu çiçek düzerim geldiyse bizim sarı. Allah'ım. Bunlar normal Huriyat tek tek. Vardık zincirli Huriyat ustadım. Zincire de geçecek. Zincirli Huriyat mesela bağlarım. Bostan değil, bağlarım. Seni kalbe koyarım zincirlerde bağlarım. Dağlarım, tepe değil. Dağlarım, kalbim seni unutsa özün közde. Dağlarım, ağlarım kara değil. Ağlarım, gündüz seni görmezsem ben gecesi. Ağlarım, sağlarım sol değilim. Sağlarım, sevda ölmüş yani da. Sevdi birdir. Sağlarım, razı ol. Sizi sevim, öz kalbimde sağlarım. Var. Bu zincirli Huriyat'tı. Birinin tek Huriyat'tı var üstad. Ona diyenler mülemmah Huriyat. Mülemmah. Mülemmah ne demekti? O zamanlarda bunu ilk çıkadan İranlı Farisler çıkardı. Bağdat'ta okurdular Abbasi zamanında. Orası Bağdat o zamanlarda çoğu bir dünyanın ya da Orta Doğu'nun kültür başkentiydi. Ana dilleri Farsçaydı. Arapçayı da öğrenmiştiler. Ne nerediler? Getirdiler bir söz. Bir şart. O söz hem dillerinde var hem Arapçada var. Ondan bir şeyler çıkarttılar. Bir satırı Farsçaydı, bir satırı diğer Arapçaydı. Biz ne yaptık? Yani biz diyende bizim Türkmen şairler. Kalkıp Türkmen şiiriyle Arap şiirini kalktılar. Çok güzel oldu. Evet. Yani rahmatlık Şevket Zamanoğlu. Değerli büyük şairimiz marhum Felegoğlu'nun evlatlarından Şevket Zamanoğlu'nun bir Huriyatı var. Ona göre ben o mülemmeh şiir ne şekilde kezin ayladım? Evet. De kül sene. Evet. Ocak mene kül sene ed'ullaha en yudim. Afrahuna kül sene. Bak tarzı müşkül oldu üstad. O getirip kelime kül sene hem Türkmen dilinde bir manası var. Evet. Hem Arapçada bir manası var. Evet. Ona göre biz de bir farklı bir şeyler yaptık. Ben yaptım Abudiye mülemmeh. Irak'ın güneyinde halkın ortasında çok tanınan, çok bilinen bir Türk şiirdi Abuziye. Ben onu öyle yaptım. Gene çaldım keman ile senaud. Marasil ya mencettek. Senaud geçen günde şeker sözüm. Senaud şicalek ma yahin kalbak aleyye. Baha oldu Abuziye mülemmeh. Hem de bunun bir şartı oldu. Bir satırı Türkmence, bir satırı Arapça, evet. Bir satırı Türkmence, bir satırı Arapça. Güzel. Ağzıya sağlık. Sevgili Ammar. Sağ olasın. Programın sonuna geliyor. Biliyor tabii ki bilseyi bizim Şirin Tılafar programı Irak Türkmenya kanalında yapılıyor. Doğrudur. Ne demek var senden bir son söz olarak? Size ve programınıza ve güzelim Irak'ı, Türkmeniye kalanla daimi bir başarılı. Allah sizleri muvaffak etsin. Allah razı olsun. Sanata, edebiyete, şiire emek verirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Senden razı. Zaten sen bizim yani bu sanat konusunda sen bizim saz konusunda, söz konusunda bizim tek ozanımız say, Türkmeniye'nin tek ozanı say. Bu da bizlere bir gururdu, bir şaraftı. Sağ olasın. Sizlerle bu programa katılmağım bize bir büyük şaraftı. Allah sizi daim eylesin, muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Var olasın. Sevgili seyircilerimiz, Şirin Tılafar programı izleyenler. Yine bu bölümün sonuna geldik. Neyle yakıştı? Zaman bile yedi. Su cümahıya.
Gelen programda inşallah beraber yayıncı konuklarımızdan olduk. Size bir es çivir telefon yerine uda eyleyek. Hoşça kalın, hoşça kalın. Paşam, digel nazlı yarım.